Merhabalar değerli takipçilerimiz. İstanbul Müftülüğü Aile ve Din Rehberlik Bürosu olarak hazırlamış olduğumuz aile eğitimleri programımıza hoş geldiniz. Bu programımızı Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü ile birlikte hazırlıyoruz. Bugün de inşallah çok değerli bir konuğumuz var. Uzman sosyal çalışmacı ve aile danışmanı Fatih Numan Turan beyefendiler bizlerle beraberler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Muhammed Hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün önemli bir konu konuşacağız. Onun için bir yandan heyecanlıyım bu konuyu konuşmak için. Evet. Evet, değerli takipçilerimiz, aile yönelik programlarımızda, eğitimlerimizde, seminerlerimizde sizlerle oluyoruz. Bugün de inşallah Fatih Numan Bey'den evlilikte iletişim ve yaşam becerileri konusunu dinleyeceğiz hep birlikte. Tabii iletişim bütün hayatımızı kuşatan bir kavram, bir durum. İnsanlarla, çevreyle olan iletişimimiz ve hayatı devam ettirmek için bir gereklilik. Kaynaklı alıcı arasında önemli bir süreç tabii ki. Ve tabii ki bu iletişimin Hazreti Mevlana'nın da dediği gibi senin bildiğin bilgin karşındakinin anladığı kadardır buyurmuşlar. Çok güzel ifade etmişler. İletişim büyük bir önem taşıyor hayatımızda. Bunun bir önemli noktası da hiç şüphesiz ömür boyu birlikte aile çatısı altında yaşadığımız eşimizle, evlatlarımızla olan iletişimimiz de tabii ki çok önemli bir yer tutuyor. Bu konuda biz Fatih Numan Bey'in değerli görüşlerini dinleyeceğiz şimdi. Ben sözü size bırakayım. Buyurun efendim. Muhammed Hocam çok çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Ben öncelikle bir teşekkürle sürece başlamak istiyorum. Bugün önemli bir konu konuşacağız Muhammed Hocamın da ifade ettiği gibi. Aile içerisindeki iletişim, sağlıklı iletişimi nasıl sağlayabiliriz? Bu iletişimle birlikte huzuru nasıl aslında ailede sağlayabiliriz? Bunu konuşacağız. Kıymetli hocam az önce Hazreti Mevlana'nın sözünden bahsetti. O kadar da güzel bir söz ki sen İsterse sayfalar boyunca konuş ama karşı taraftaki kişi seni anlıyor mu? Önemli olan o. Bizim evlilik ilişkilerinde de iletişimin aslında en önemli, kullandığımız en önemli yerlerinden birisi zaten evliliğimiz, ailemizin içerisindeki o sürecimiz. Bu ister evli olalım, ister bu evin içerisinde bir çocuk olalım. Hepimiz bir aile içerisinde büyüyoruz. Bunun için bugünkü yapacağımız yayın aslında İstanbul İl Müftülüğü ile bu açıdan çok kıymetli. Ben başta Muhammed Hocamın şahsına çok teşekkür ederim. İstanbul İl Müftümüze çok teşekkür ederim. Bakanlığımızla birlikte böyle bir güzel bir programa bizi davet ettiği için sizin şahsınıza teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz katılmanız için. Şimdi ben hemen buradan konumu paylaşıp sürece başlayacağım. Şimdi dedik ya konumuz evlilikteki iletişim ve yaşam becerileri. Ben kısaca Muhammed Hocam bahsettiği yaklaşık 10 yıldır bu alanda hizmet veriyorum Aile Bakanlığı'nda. Çiftler ve ailelerle çalışıyoruz. Bu çiftlere ve ailelere aile danışmanlığı, çift danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Bu anlamda kendi deneyimlerimiz üzerinden de belki zaman zaman paylaşımlar yapacağız. Şimdi öncelikle eşler arasında iletişimdeki bu uçurumu büyüten bir takım durumlar var. Kastım şu, bir evlilik içerisinde, bir ilişki içerisinde iletişim olmadan hayatımızı sürdürebilmemiz mümkün değil. Bu kaldı ki aile içerisinde olduğunda mutlak surette birbirimizle iletişim kurmak durumundayız. Peki, biz bu aile içerisindeki iletişimi kurarken karşı tarafla ağzımızdan ne çıkarsa, tartışıyorsak, kavga ediyorsak ya da bu her iletişimin sonunda küskünlükle bitiyorsa ne olur? Doğal olarak iletişim kurduğumuz kişiyle çok fazla muhatap olmak istemeyiz. Çünkü ne yapıyor? Her konuşmanın sonu ya kavgayla bitiyor, ya küskünlükle bitiyor, ya tartışmayla bitiyor. Allah muhafaza hatta bunun daha ileri boyutlarında ne oluyor? Belki şiddet oluyor. Bu hiç istemeyeceğimiz durum. Doğal olarak şunu demek istiyoruz. Eğer bir iletişimde insan karşı taraftaki kişiden sürekli eleştiri görüyorsa ya da bu iletişimin sonu kavgayla bitiyorsa doğal olarak o zamanla ne yapıyor insanlar? İnsanların arasındaki uçurum giderek aradaki uçurum büyümeye başlıyor. Ve iletişim bunun sonucunda iletişim kurmamayı tercih ediyor insanlar zamanla.
Şimdi toplumda belki bu söyleyeceğimiz şeyin bu noktayı birçoğumuz duyduk. Evliliklerin ilk 3 yılı, ilk 5 yılı da ciddi anlamda tartışmaların daha yoğunlukta olduğu söyleniyor. Tabii bunun birçok nedeni olabilir baktığınız zaman ama ben bugün şuraya dikkat çekmek istiyorum. Evliliklere baktığınız zaman Ahmet ve Ayşe'yi düşünelim. Ahmet bambaşka bir ailede büyümüş, gelmiş. Ayşe bambaşka bir ailenin yapısında büyümüş, gelmiş ve bu iki insan yeni bir aile kuracak. Bambaşka kültürlerden, bambaşka aile yapılarından gelmiş bu iki insan yeni bir aile kuracak. Tabii ki bu süreçte kurarken o aile içerisinde yeni bir dengelerin oluşması sağlanırken tabii ki çatışmaların ilk 5 yılda olması çok doğal oluyor. Hatta maalesef evliliklerdeki boşanmaların da ilk 5 yılda oranlarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi dedik yani evlilikteki iletişim, iletişimde de huzur bulmak bizim derdimiz. Sağlıklı bir iletişim yapmak. Burada o sağlıklı iletişimi engelleyen önemli noktalardan birisi aslında bizim kendi danışmanlık deneyimlerimizde de gördüğümüz şu. Öncesiz buyruculuk var eşler arasında. Ne demek bu? Evde güzel bir hasret istiyoruz değil mi? Çiftler bize geliyor diyor ki ya hocam eşim bana işte saygı göstermiyor, sevgisini göstermiyor, ilgi göstermiyor diye işte istediği şeyleri bahsediyor karşı taraftaki eşten. Peki diyorum siz hiç bu hasletlerle ilgili eşinize davranış gösterdiniz mi? Siz bu anlamda eşinizden bunları bekliyorsunuz ama siz bu anlamda hiçbir adım attınız mı? Yok. İlk önce o yapsın. İlk önce o güzel hasletleri o başlatsın gibi bir bakış açısı var. Şimdi öncelikle bugünkü anlatacağımız hususta yani evlilikteki iletişimde eşler arasında çatışmaya neden olan en önemli başlıkları almaya çalıştım ben. Evlilik ilişkisinde çatışmaya neden olan en çok neler var diye. Bunları konuşacağız sizle. Sonrasında da evliliğimizde, ilişkimizde huzurlu ve mutlu bir iletişimi nasıl sağlayabiliriz? Sonrasında bunu konuşacağız. Şimdi bizim toplumumuzda, ülkemizde çatışmaya neden olan en baştaki önemli problemlerimizden birisi şu. Yıkıcı eleştiriler yapmak. Bakın, hani büyüklerimiz hep şey diyor ya, yani tartışma olmayan, anlaşmazlık yaşanmayan bir ev yoktur, evlilik yoktur. Bu çok doğru. Yani bugün birbiriyle çok iyi anlaşan çiftlerde bile farklı görüşlerin olduğu, farklı görüşlerle ilgili tartışmaların yaşandığı mutlak surette oluyor. Fakat bizim buradaki kastımız, yani yıkıcı eleştiriler yapmaktanki kastımız şu, karşı tarafa eşlerden her ikisi de bunu yapıyor. Kadın ve erkek fark etmez cinsiyet açısından. O şekilde davranıyor ki karşı tarafın canını yakmak için konuşuyor. Ya da onun en sinir olacağı, canını en çok yakacağı şey neyse onu söyleyerek eleştiri yapıyor. Bir de bu eleştirilerde en çok olumsuza odaklanma var. Yani karşı taraftaki kişi güzel bir şey de yapsa oradaki olumsuza odaklanma. Hani bilmem çevrenizde belki duymuşsunuzdur. Belki kendi çocukluğunuz hayatınızda duyma fırsatınız olmuştur bunu. Belki yaşamışsınızdır bilmiyorum. Siz işte anneniz evde yok diyelim. Evi derleyip temizleyip düzeltmişsiniz. Her şeyi muntazam yapmışsınız. Anne eve bir geliyor. Aa diyor bu ne? Aa, bak buranın tozunu almamışsın. Ya da bulaşıkları mesela onun istediği gibi yıkamamış çocuk. Baktığınız zaman burada aslında kişi onun dışında birçok şeyi yapmış. Bu eşler arasında da böyle. Örnek veriyorum kahvaltı hazırlamış eşlerden birisi. Diğer eş diyor ki kahvaltı hazırlamışsın ama istediğim gibi olmamış. Yani işte yapmış olmak için yapmışsın. Halbuki orada kaçırdığımız nokta şu aslında. Yani eleştiriyoruz biz eşimizi ama ya netice itibariyle bize kahvaltı hazırlamış. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık diyeceğimize diyoruz ki bak bunu eksik yapmışsın. Birincisi dediğim gibi olumsuza odaklanmak var. Bizim evliliklerimiz, ilişkilerimizde çatışma yaratan, çatışma oluşturan durumlardan en önemlisi. İkincisi
nedir diye baktığımızda genellemeler yapmak. Ne demek bu? Sanki karşı taraftaki eş sürekli bunu bu şekilde yapıyormuş gibi konuşmak. Yani sen hep böyle bencilsin diyor eşine. Sen zaten beni her fırsatta başkalarının yanında azarlıyorsun. Beni başkalarının yanında aşağılıyorsun. Baktığınız zaman belki eş bunu hayatında her zaman yapmıyor. Her zaman böyle bencil davranmıyor. Ama bunu her zaman sanki böyle yapıyormuş gibi karşı tarafa yansıtmak. Bakın bu söyleyeceğim husus, mesela ilişkilerdeki çatışmaya neden olan önemli hususlardan birisi de akıl okuma, niyet okuma dediğimiz kavram. Ne demek bu? Sen Ahmet'in yanında böyle yapıyorsun, bundan zevk alıyorsun diyor eşine. Bunu bu arada kadın olsun, erkek olsun, yine cinsiyet ayrımı gözetmek için söylüyorum. Kadınlar da erkekler de karşı taraftaki eşe bunu yapıyorlar. Şimdi ben dedik ya, sen milletin işte hep bana böyle davranıyorsun, bundan zevk alıyorsun dedi eşine. Şimdi zevk alıyorsun derken belki adam gerçekten bunu yaparken zevk almıyor. Ya da aklının ucundan böyle bir şey geçmedi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz bu dediğim örnek üzerinden. Şimdi sanki karşı taraftaki eşin beyninden geçen, aklından geçen şeyleri okuyabiliyormuş gibi davranıyor. Bu da bu sefer ne oluyor? Böyle söylediği zaman karşı taraftaki eşe. Onun öfkesinin artması neden oluyor. Ya diyor ki ben böyle bir şey düşünmedim ki. Aklımın kenarından böyle bir şey geçmedi belki diyor. Bu evlilik ilişkilerinde bu sefer hani zannetmekler, niyet okumalar bir zaman sonra daha da artıyor. Ve eşler belki hiç akıllarının kenarından geçmeyen şeyleri düşünerek, ya böyle düşündü şu an benim eşim, şu an bunu yaptığı için böyle yapmıştır kesin. Hani toplumumuzda diyorlar ya, kendi kendini doldurarak daha çok öfkeleniyor, daha çok karşı taraftaki eşe bu sefer cephe almaya başlıyor. Evet, bizim toplumumuzda, aile ilişkilerimizde çatışma oluşturan önemli noktalardan birisi de kıymetli izleyiciler, geçmişi getirmek. Bakıyorsunuz ailelerle görüşmeler yaptığımızda 20 yıllık, 25 yıllık evli çiftlerde de ya da 10 yıllık evli çiftlerde de sürekli sen işte nişanlandığımız dönemde bana bunları demiştin. Evliliğimizin ikinci yılında annem bana bunları demişti, bana böyle yapmıştı. Bakın 25 yıllık evlilikten bahsediyorum. 20 yıllık evlilikten bahsediyorum. Çiftler hala o ilk yıllarındaki meseleyi alıp sürekli ısıtıp getiriyor. Alıyor, getiriyor, alıyor, getiriyor. Burada söylemek istediğim şey şu değil aslında kıymetli izleyiciler. Ya biz geçmişte yaşanan olumsuzlukları unutalım, bana yapılanları unutalım, onlara bir çizgi çekelim. Tabii ki böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani geçmişteki yaşanılan şeyleri insanlar unutmayabilir. Ama bunu sürekli gündeme getirmek ve sürekli ısıtıp önümüze koymak, inanın ben diyorum ya, bu zamana kadar hiçbir ailenin faydasını olmadı. Aksine şöyle bir şey oldu. Aile sürekli geçmişi konuştuğu için maalesef bugünü yaşayamıyor, geleceğini planlayamıyor çünkü sürekli hep geçmişte kalıyor. Yine evlilik çatışmasından bahsediyoruz hala. Önemli bizim çatışma oluşturan nedenlerden birisi de işi yokuşa süren ifadeler kullanmak. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Eşlerden birisi geldi bize danışmanlık sürecinde ve şundan şikayet etti. Dedi ki ya ben hocam bu zamana kadar evle ilgili bütün sorumlulukları ben aldım. İşte fatura ödemektir, evin kirasını takip etmek, alışveriş yapmak, çocukların okuluyla ilgili süreçler vesaire. Ben çok yoruldum. Eşimden destek istiyorum bu anlamda. Tamam dedik, biz de karşı taraftaki eşe dedik ki siz bu anlamda işte bunları sorumlulukları alın diye ödev verdik onlara. Birkaç zaman sonra tekrardan yaptığımız seansta işte ödev verdiğimiz eş ne yapmış? Evlilikle ilgili sorumluluk alanında gitmiş market alışverişini o yapmış o süreçten beri. İşte çocuklarla ilgili alacağı sorumluluklarda eşine destek olmuş. Bir bakıyorsunuz o sorumluluk almadı diye yakınan eş yine mutlu değil. Niye mutlu değil? Ya diyor ki hocam o bunları yaptı da diyor. Bunlar 10 yıl önce yapacaktı diyor. Geçti diyor ya. 10 yıl önce yapacaktı bunu.
Bu anlamda şikayetçiyiz. Bu anlamda da destek bulmak istediğimizi söylüyoruz. Eşimiz bunları yaptığında da yine mutlu olmuyorsak ve karşı tarafa yine eleştirel davranıyorsak, onu eleştiriyorsak, bu sefer karşı taraftaki kişi nasıl düşünmeye başlıyor? Ya ben yapsam da zaten mutlu olmuyor ki. O zaman en iyisi hiç yapmamaya devam edeyim. İşte çatışmaların büyümesine ve devam etmesine neden olan önemli noktalardan birisi bu. Yani evliliğimiz içerisinde, evimiz içerisinde güzel bir şey olduysa güzelliklere odaklan. Ya Allah razı olsun, eline sağlık. Temizliği benim gibi yapamamış olabilir evin içerisinde. Ya da o market masrafını, pazar masrafını benim gibi yapamamış olabilir. Benim alışkın olduğum manavdan almamış olabilir. Ama Allah razı olsun, eline sağlık. İyi ki getirdin, iyi ki yaptın demek. Bizim burada güzellikleri odaklanmamızı ve hane içerisinde, evimiz içerisindeki güzellikleri arttırmak anlamında önemli. Evlilik çatışmalarında önemli çatışma yerlerinden birisi de şurası kıymetli aileler. Kendini tamamen haklı görüp eşini tamamen haksız görmek. Bu da bize en çok gelen çatışma noktalarından birisi aile danışmanlığı, çift danışmanlığı sürecinde. Mesela bazen eşler o danışmanlık seansına öyle bir geliyorlar ki çiftler ikisi odaya giriyorlar. Eşlerden birisi böyle oturuyor. Tabii biz onlara şeyi soruyoruz. Bugün ne amaçla buradasınız? Ne için geldiniz diye soruyoruz. Eşlerden birisi şöyle diyor. Ya diyor işte eşim istedi, ben onun için geldim. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Yani bu demek ki benim hiçbir problemim yok. Benim bir sorunum yok. Problemli ve sorumlu olan o. Onun sorunlarını çözüm gidelim. Halbuki hiçbir evlilikte sorunlar tek taraflı değildir. Yani kavga etmek, tartışmak kavramı bile zaten bunu karşılamıyor. Kavga etmek için en az iki kişi gerekiyor zaten. Tartışma yapmak için de. Onun için hiçbir evlilikte kişi tamamen her şeyle ilgili kendisinin haklı olduğunu düşünmesi zaten abes bir durum oluyor. Yine evlilikteki çatışma oluşturan çiftler arasında o iletişime zarar veren önemli noktalardan birisi de eşimizi, karşı taraftaki eşimizi ya da çocuğumuzu anlamak yerine onu çözüm bulmaya, yol göstermeye bazen inatla o noktaya odaklanmak. Şimdi eşimiz, örnek veriyorum, akşam eve geldi, canı sıkkın. Size soruyorsunuz ne oldu, neyin var diye. Diyor ki ya iş yerinde işte bugün müdürle tartıştık. Ya da arkadaşlarla tartıştık falan. Böyle bir durum oldu. Karşı taraftaki eş ona şöyle bir tepki veriyor. Senin yüzünden. Sen evde de böyle davranıyorsun zaten. Kesin sen suçlusundur. Şimdi böyle bir karşılık aldığı zaman eş doğal olarak ne oluyor? Yani diyor ki hocam ya ben eşimle dertleşmeye de çalıştım daha önce ama eşim yine beni suçladı. Dedi ki sen hatalısındır böyle davrandığın için. Halbuki orada eşimiz bu durumları anlatırken bize dertleşmek istiyor. Bir çözüm bulmamızı istemiyor bizden çoğu zaman. Dertleşmek istiyor, o içindeki sıkıntıyı atmak istiyor. İlla ki sizin çözüm bulmanızı istemiyor çoğu zaman. Sadece içindeki derdi sizle paylaşmak istiyor olabilir. Ama böyle davrandığımızda ya da şöyle bir davranış sergilediğimizde yarın ben geleyim de onlara dünyanın kaç bucak olduğunu ben bir göstereyim bakayım nasıl davranıyor sana böyle yapıyormuşlar gibisinden bir yaklaşım sergilediğimizde karşı taraftaki çift doğal olarak eş bir sonraki anlatımında büyük ihtimal paylaşmayacaktır. Çoğu zaman da paylaşmıyor zaten bu içindeki sıkıntıyı da. Bir de evlilik çatışmasında, yani iletişimde çatışma noktası ulaşılan önemli noktalardan birisi de mantığı silah olarak kullanmak. Belki bunu çevrenizde duymuş olabilirsiniz yine. Şimdi benim aklıma gelen önemli örneklerden birisi şu. Evlilik yıl dönümü var ailenin ya da eşlerden birisinin doğum günü var. O da karşı taraftaki eşe sürpriz olsun, bir güzel olsun, güzellik olsun diye güzel bir restoranda yer ayırtıyor. İşte gidecekler beraber yemek yiyecekler. İşte gidiyorlar o yere. Karşı taraftaki eş diyor ki yani şimdi buna ne gerek vardı ki hiç mantıklı değil. Bu yemeği biz evde de yiyebilirdik. Ne gerek vardı? Gibi bir söz. Şimdi
Buna hazırlık yapan eş, buna özenen eş nasıl düşünüyor? Ya ben eşimi düşündüm, onun doğum gününü düşündüm, onun özel gününü beraber kutlamayı düşündüm. Onun bana yaklaşımına bak. Yani evlilik ilişkimizde, aile ilişkimizde en çok yatırım yapmamız gereken alanlardan birisi aslında. Dışarıdaki arkadaşımız, bir dostumuz vardır illaki hepimizin. Ama bu dostlara, bu arkadaşlara yatırım yapmaktan ziyade kendi ailemize, kendi evliliğimize yatırım yapmak çok çok kıymetli. Yatırımdan kastım şu, beraber vakit geçirmek. Çünkü mesela biz İstanbul'da yaşıyoruz şu an. Belki bu yayını takip edecek İstanbul'da birçok farklı illerden takip edenler olacaktır. İstanbul'daki hayat koşturmacası çok çok fazla. Hepimiz biliyoruz. Bu koşturmaca içerisinde bazen eşcil olarak beraber vakit geçirebileceğimiz alanlar oluşturmak. Evliliğe yatırım yapmaktan kastım bu. Nedir? Beraber bir yürüyüş yapmak olabilir. Beraber çıkıp bir yerde çay içmek olabilir. Diyor ki eşime bunu söyledim hocam diyor. Gel dışarıda bir kahve içelim diyor. Gittik. Bu sefer eşim bana diyor dedi ki ne şimdi bu yani? Ne kadar mantıksız bir şey. Biz bu kahvenin aynısını evde de içebilirdik. Evde de yapabilirdik. Ya elbette ki yapabilirdik. Elbette ki bu kahveyi evde de içebilirdik. Ama buradaki maksadımız beraberce evliliğimize yatırım yapmak. Beraberce vakit geçirmek. O günlük hayatın telaşelerinden, streslerinden bir nebze de olsa uzaklaşabilmek aslında derdimiz. Şimdi evlilikteki çatışmalardan bahsediyoruz. Önemli çatışma noktalarından birisi de kişinin yapmış olduğu davranışlarla ilgili sorumluluk almaması. Ben bunu en çok madde kullanan eşlerde görüyorum ve öfke kontrolü olmayan eşlerde görüyorum. Şimdi madde kullanan, alkol kullanan eşler genelde bu kullanımının kullandığı her ne madde ise ailesine zarar verdiğini kesinlikle kabul etmiyor. Kendisine zarar verdiğini de kabul etmiyor. Ama karşı taraftaki eş bu durumdan oldukça rahatsız. Evdeki çocuklar bu durumdan çok fena bir şekilde rahatsız. Yine öfke kontrol sorunu olan eşlere baktığımızda bu yapmış olduğu zarar, işte eşyaya vermiş olduğu zarar ya da bazen Allah muhafaza karşı taraftaki eşe ya da çocuklara vermiş olduğu zararı, sorumluluğunu kendisi almıyor. Ne diyor? Diyor ki bu yapmış olduğum davranışların tamamen sebebi sensin. Sen beni çıldırtıyorsun. Sen böyle konuşmasaydın ya da sen böyle yapmasaydın ben böyle davranmayacaktım. Halbuki gün içerisinde hepimizi öfkelendiren şeyler var. Mesela trafikte yaşadığımız şeylerle ilgili öfkeleniyoruz. Ne bileyim işimizle ilgili bir şey yolunda gitmediği zaman öfkelenebiliyoruz. Ama kimse birbirine zarar vermiyor. Ya da kimse bir eşyayı alıp kırmıyor. Bu anlamda öfke kontrolü olan bir kişinin bu anlamda ciddi anlamda bir destek alması oldukça kıymetli. Yine bizim toplumumuzda iletişimde çatışma oluşturan önemli noktalardan birisi de eşlerden birisinin terapist rolüne ya da öğretmen rolüne bürünmesi. Bu ne demek? Bu şu demek, eş sanki karşı taraftaki eşinin de öğretmeniymiş gibi. Sanki karşı taraftaki eş onun çocuğumuş gibi davranması. Yani sen hiçbir şey bilmezsin, hiçbir şey anlamazsın tarzında bir yaklaşım sergilemesi. Ne demek? Örnek üzerinden mesela çocuğa o yedirilmez diyor eş. Çocuk o şekilde tutulmaz. İşte çocuğa o çikolatadan alma bunu al. Çocuğu öyle sevme. Çocuğun yanında böyle davranma. Gibi 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 gibi. Yani evin içerisinde karşı taraftaki eşin oturmasından kalkmasına kadar bütün yaşamına, söylemlerine, her şeyine karışmasın. Bu da neye sebep oluyor evlilik ilişkisinde? Bir noktadan sonra diyor ki bunu yaşayan eş, ya diyor ben acaba hiç mi bir şey bilmiyorum babalık olarak ya da annelik olarak? Bu sefer böyle hissettiği için ne yapıyor? Evlilik ilişkisindeki o tartışmalar, çatışmalar artıyor. Çünkü karşı taraftaki kişi sürekli ezildiğini hissediyor bu sefer. Şimdi bu zamana kadar, şu geldiğimiz noktaya kadar bizim ülkemizde, bizim toplumumuzda evlilik ilişkisindeki, iletişimindeki
çatışma oluşturan nedenleri konuştuk. Peki tamam. Dedik yani en başında Muhammed hocamla da bunu konuştuk. Evlilikteki iletişim çok çok kıymetli, olmazsa olmaz şeylerden birisi. Peki sağlıklı bir iletişim olması için bizim ne yapmamız gerekiyor? Şimdi sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi sağlıklı bir iletişim kurabilmemiz için, yani evimiz içerisinde, hanemiz içerisinde, evlatlarımızla, eşimizle sağlıklı bir iletişim kurabilmemiz için en başta iyi bir konuşmacı ve iyi bir dinleyici olmamız gerekiyor. Bu ne demek? Şimdi en başta iyi bir konuşmacı olma konusunu ele alalım. Birincisi kısa ve öz konuşmak mevzu. Ne demek bu? Yani eşimizle mesela bir konu konuşacağız. Ona bir sunum performansı gerçekleştirmemize gerek yok. Yani konuşacağımız konu mesela işte hafta sonu çocuğun toplantısı var. Buna kim gidecek? Burada uzun uzun sen daha önceki toplantıya gitmemiştin. Ayşe'nin annesi toplantıya gelirken şunu götürmüş. Mahmut'un babası bu kadar uzun konuşmamıza gerek yok. Konu çocuğun toplantısına kim gidecekse onu konuşmaksa kısa ve öz bir şekilde bunu konuşalım. İkincisi, geçmişi getirmeden konuşmak. İyi bir konuşmacı olmak nasıl olur onu konuşuyoruz şu an. Az önce hani çatışma oluşturan nedenlere baktığımızda evlilikte, iletişimde bunu söylemiştik hatırlarsanız. Geçmişi getirmeden konuşmak. Çünkü bu zamana kadar dedik ya hani ister 20 yıllık, 25 yıllık evlilikler içerisinde olun, geçmişi sürekli ısıtıp ısıtıp önümüze koymanın hiçbir aileye bu zamana kadar faydası olmadı, olmayacak. Yani burada önemli olan konuşmalarımızı, şimdi ve buradayı konuşmak. Benim canım bir şeye sıkıldı. Örnek veriyorum, eşimin yapmış olduğu bir davranışa sıkıldı. Geçen gün işte bana biraz sert konuştu. Bu diyelim benim canımı sıkan. O zaman o konuyla ilgili konuşalım. Yani bana nişanlılık zamanımda da sen böyle davranmıştın, evliliğimizin birinci yılında da sen hep böyle yapıyordun diye tekrardan o geçmişi konuşmaya gerek yok. Üçüncü nokta aslında konuştuğumuz şeylerden birisi de ben diliyle kendimizi ifade etmek. Yani iyi bir konuşmacı olmak konusunu konuşuyoruz ya. Ben dili bugün toplumumuzda özellikle son 10 yıldır siz de fark etmişsinizdir. Bu ben dili, sen dili çok gündeme gelen bir husus. Aslında çok böyle karışık, karmaşık bir yapı değil. Gerçekten kendimi ben olarak ifade etmem. Ben diliyle konuştuğumuz zaman nasıl bir şey olmuş oluyor? Neden iyi bir konuşmacı oluyorum? Çünkü karşı taraftaki insanı yargılamıyorum. Bu eşim de olsa, çocuğum da olsa onu yargılamamış olurum. Mesela şöyle bir şey söylediğinizi düşünün. Sen beni başkalarının yanında kırmaktan zevk alıyorsun. Dedik eşimize. Bu karşı tarafa nasıl bir şey oluşturuyor? Bir kere sen dilini kullanın. Sen beni başkalarının yanında bir kere onu suçladık. İkinci hatamız ne bu cümlede? Genelleme yaptık değil mi? Başkalarının yanında her zaman bunu yapıyorsun. Belki her zaman bunu yapmıyor normalde. Üçüncü bu cümledeki hatamız da aslında zevk alıyorsun dedik. Akıl okuma, niyet okuma. Hani çatışmaya oluşturan nedenleri saymıştık ya ilişkide. Şimdi bu cümlenin aynısını şöyle de söyleyebiliriz aslında. Diyeceğiz ki aynı konu aslında, rahatsız olduğumuz husus aynı şey. Bakın aynı cümleyi ben nasıl söylüyorum. Dün Ayşe'nin yanında söylediklerim benim canımı çok sıktı. Dün. Ayşe'nin yanında söylediklerim benim canımı çok sıktı. Bir kere ne yaptık? Ben dilini kullanmış oldum. Suçlama yapmadım. Benim canımı çok sıktı. İkinci husus ne dedik? Kırıldığımızı söyledik. Ona bir suçlama yapmadık, bir yargılama yapmadık karşı taraftaki eşi. Bir de niyet okuma yapmadık. Hani zevk alıyorsun, bununla ilgili sen daha önce hep bunları yapıyorsun, bunlardan böyle keyif alıyorsun gibi bir şey söylemedik. Sadece dedik ki ben çok kırıldım. Bu anlamda ben dilimi bünyemize zamanla alıştırdıkça, yani hanemiz içerisinde bunu kullanmaya başladıkça hayatımıza tatbik ettiğimizi ve çok faydasını gördüğümüzü sizler de göreceksiniz kıymetli izleyiciler. Hala şeyi konuşuyoruz. İyi bir konuşmacı olmak hususunu konuşuyoruz. Bir şey ifade ederken eşimize olabilir, evladımıza olabilir. Başkalarını katmadan ki
yapıyorlar. Mesela işte diyor ki pek çok arkadaşın sana bunu söylemiyor ama onlar da benim gibi düşünüyor. Hatta annen de benim gibi düşünüyor senin bu davranışlarınla ilgili. Baktığınız zaman burada ne yapıyoruz? Karşı taraftaki kişiyi suçluyoruz. Bak arkadaşların da benim gibi düşünüyor. Onlar da senin bu davranışlarından rahatsız. Halbuki böyle bir şey söylememize gerek yok. Yani biz burada bir avukat değiliz. Karşı tarafa bir şeyleri savunmak ya da elimizi güçlü göstermeye çalışmıyoruz. Bakın kıymetli ailelerimiz, bununla ilgili eşlerin o kadar zorlandığını ben fark ediyorum ki çift danışmanlığında, aile danışmanlığında. Diyorlar ki Fatih Hocam ben sürekli aklımda eşime nasıl bir cevap vereyim diye onu düşünüyorum. Acaba o bana nasıl bir şey söyleyecek? Ben şimdi ona neyi söyleyeyim? Aklımdan sürekli bunlar geçiyor. İşlerine gidiyorum ama akşam ona vereceğim cevabı düşünüyorum. İnanın bununla ilgili defter tutan ailelerin olduğunu ben dinledim. Yani şöyle, diyor ki 21.12.2022-23'te işte eşim bana bunları söyledi. Ben ona böyle bir cevap verdim. Düşünsenize insanın bu ne kadar zorlar. Kafasının burada olması, sürekli bunlarla meşgul olması. Doğal olarak dedim ya biz karşı taraftaki eşimize bir savunma yapmıyoruz. Bir avukatlık yapmayacağız bir şey kanıtlamak için. İçimizden, gönlümüzden ne geçiyorsa merhamet bakış açısıyla ona bir şeyleri anlatacağız. Bir de iyi bir konuşmacı olmak için en önemli hususlardan birisi de kıymetli ailelerimiz konuşmak için doğru zamanı seçmek. Yani kastım şu buradan. Örnek veriyorum. Hanımefendinin bir dizisi var takip ettiği ya da önemli bir televizyon programı var, takip ediyor her zaman kendisi için. Tam bu saatte gidip onunla konuşma yapmak iyi bir seçim olmaz. Ya da beyefendinin işte tutmuş olduğu takımın maçı var, futbol maçı ya da milli takımın maçı var. Tam o surette, o saatte gidip eşimizle konuşmayı denemek sıkıntı oluşturabilir. Bu anlamda bazen gerçekten konuşacağımız konu kadar onu ne zaman konuşacağımız da önemli. Yani seçeceğimiz zamanlamada konuşma yapabilmek için oldukça önemli. Şu an şeyi konuşuyoruz. İletişimde iyi bir iletişim, huzurlu bir iletişimi nasıl sağlayabiliriz onu konuşuyoruz. Bunu ne dedik? İlk başta iyi bir konuşmacı olmayı konuştuk. Şimdi de iyi bir dinleyici nasıl olabilir? Bunu nasıl sağlayabilir onu konuşacağız. Bir kere İyi bir konuşmacı olduğumuzu karşı taraftaki eşe gösterebilmemiz için dinlediğimiz ve duyduğumuzu ona göstermemiz önemli. Ne demek? Buradaki kastım şu. Yani eşimiz bize gelip önemli bir mevzudan bahsedeceği zaman eşimizi şu bakış açısıyla dinlemek. Ya çok önemli bir dostum, değer verdiğim bir arkadaşım bana derdini anlatmaya gelmiş gibi öyle bir kıymet, hatta ondan daha da yüksek bir kıymet vererek eşimizi dinlemek. Bir de dinlerken ona yönelmiş bir halde dinlemek. Yani kastım şu, eşim bana bir şey anlatıyor. Ben o ara elimde telefon. Evet. Ha, tamam. Böyle bir dinleme ya da elinde kumanda. Kumandada bir şeyler açıyoruz. Göz teması yok. Vücudum ona yönelmiş bir şekilde değil. Karşı taraftaki insan doğal olarak nasıl bir şey anlar? Dinlenmediğini hisseder. Halbuki bunda Peygamber Efendimiz'in örnek hayatında da değil mi? Bizim okuduğumuz kadarıyla, dinlediğimiz kadarıyla birisiyle, bir kimseyle konuşacağı zaman tüm vücuduyla ona yöneldiğinden bahsediyor değil mi? Bizim hayatımıza örnek aldığımız kişi Peygamberimiz. Bu bakış açısıyla aslında karşı tarafı dinlemek. Yani tamamen evet elindeki kumandayı, elindeki telefonu bırakıp evet sana yöneldim, seni dinliyorum mesajını ona vermek. Çok kıymetli. İyi bir dinleyici olabilmek için önemli hususlardan birisi de aktif bir dinleyici olmak. Ne demek bu? Eşim bana dedi ki işte ya geçen gün yolda giderken bana öyle davranman benim canımı çok sıktı dedi mesela. Burada onu önemsediğiniz için şöyle bir şey soru sorarak ya hangi davranışın canımı sıktı? Yani sana orada yaptığın hangi davranış canımı sıktı? Ben anlamak istiyorum. Şunu mu yaptığım canım sıktı gibisinden o süreçte onu daha iyi bir şekilde dinlediğimizi göstermek, aktif şekilde dinlediğimizi göstermek. Yine
İyi bir dinleyici olma sürecinde onun ne söylediğini bildiğimizi varsaymaktan vazgeçmek. Bu ne demek? Biraz karışık bir cümle gibi ama bazen eşler şunu yapıyor birbirini dinlerken. Ya hocam, hatta bireysel seanslara geldiklerinde de bunu söylüyorlar. Şimdi diyor ki Ayşe, bakın Ayşe ile siz seans yapacaksınız ya, göreceksiniz bunları söyleyecek size. Halbuki Ayşe belki hiç onu söylemeyecek bile. Ya da çiftlerin ikisi kendi arasında konuşurken ben senin ne söyleyeceğini bildiğim varsayımını kafasında oluşturarak karşı taraftaki eşi dinlemiyor. Zaten eşi dinlemiyor çünkü zaten onun ne söyleyeceğini biliyor. Bu da ne yapıyor? Olumsuz bir iletişim oluşturuyor doğal olarak, sonuç olarak. Yine iyi bir dinleyici olma sürecinde karşı taraftaki eş konuşmacıyken, örnek veriyorum, eşim geldi bana bir şeyler anlatıyor. Onu o süreçte özgür bırakmak. Yani şunu yapmamak. Tam eşim bir şey söylüyor, onun cümlesini tamamlıyor. Aklına bir kelime gelmedi diyelim, o kelimeyi söylüyorum. Hani sanki karşı taraftaki konuşmacının, karşı taraftaki bir şeyi anlatan kişinin konuşması bir an önce bitsin de gitsin beni rahat bıraksın gibi bir algı oluşturmadan onu dinlemek. Sakin bir tavırla onu iyi bir şekilde anlayarak cümlelerini tamamlamadan rahat bir şekilde onu dinlemeye bırakmak. Bir de dinlerken eşimizin duygularını koşulsuz olarak kabul etmek. Yani ne demek bu? Ya dışarıda bana öyle davranınca kendimi aşağılık bir insan gibi hissettim dedi. Ya da çok kötü hissettim dedi kendime. Kişi böyle bir hissiyat içerisinde olduğu zaman ya saçmalama, neden böyle davranıyorsun? Ben sana ne alaka böyle bir şeyler söyledim gibi bir tavırla değil. Kişi demek ki böyle hissettiği için, üzüldüğü için zaten size gelmiş, bu konuyu açmış. Orada durum ne? Hani az önce ifade ettik ya, aktif bir dinleyici olarak, ya senin burada tam olarak canını sıkan ne? Ben burayı anlayayım da sana o anlamda, yani bu neden böyle davrandığımı ifade edeyim şeklinde aktif bir dinleyici olmak bu anlamda kıymetli. Şimdi kıymetli izleyiciler, bugünkü konuşacağımız mevzu dedik ya en başında da çok çok önemli bir husus. Aile içerisinde iletişim, sağlıklı bir iletişim, huzurlu bir iletişim nasıl kurulur, nasıl kurulmalıdır? Bakın bize, dedim ya, yaklaşık 10 yıldır bu alanda hizmet veriyorum. Ailelere hem danışmanlık, aile danışmanlığı ve çift danışmanlığı alanında hizmet veriyorum. Hem de bu gibi eğitimlerle işte İstanbul'un farklı ilçelerinde eğitimler vermeye gayret gösteriyoruz. Benim gördüğüm şu, bizim bakanlığımıza bu anlamda başvuruda bulunan insanların, ailelerin en çok yakındığı husus bu. Yani iletişim sorunları, aile içi iletişim problemleri, aile içi çatışma, tartışma. Ailelerin baktığınızda 100 üzerinden değerlendirdiğimizde %85'inin, hatta 90'ının diyeyim, abartı olmayacaktır, İletişim problemleri nedeniyle bugün danışmanlık hizmeti almaya geldiğini, çoğu ailenin de maalesef hiç bu hizmete başvurmadan evliliğini sonlandırdığını görürüz. O anlamda bugünkü yaptığımız eğitim çok kıymetliydi. Daha doğrusu bugünkü konuştuğumuz konu çok kıymetliydi. Ben tekraren İstanbul İl Müftülüğü çalışanlarına, başta Muhammed hocamıza ve İstanbul İl Müftümüze çok çok teşekkür ederim. Bizleri de burada Aile Bakanlığı'nın bir üyesi olarak işte Instagram adresimiz Fatih Numan Turan'dan bizleri ve Aile ve Dini Rehberlik İstanbul Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nu takip ederseniz Muhammed hocam ifade edecektir zaten. Bu eğitimler devam edecek herhalde, değil mi hocam? Aile eğitimleri. Evet değerli hocam Fatih Bey, çok teşekkür ediyorum. Aile eğitimlerimiz, aile il müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştireceğimiz aile eğitimlerimiz devam edecek inşallah. Yine evliliğe dair, aile içi iletişime dair pek çok konuda Evet. eğitimlerimizle, birlikte programlarımızla inşallah takipçilerimizle olacağız inşallah. Ben İnşallah. vermiş olduğunuz çok kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İstifade ettik. İnşallah takipçilerimiz de istifade ettiler. İnşallah. Ben çok memnun oldum hocam. Evet, değerli takipçilerimiz,
İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Başta hocamıza, Fatih Numan hocamıza ve Aile Müdürlüğümüze, Sosyal Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. İnşallah bizleri takip etmeye devam edin. Diyanet İstanbul ADR ve sosyal medya hesaplarında yeni programlarımızda da yine sizlerle olacağız. Hepinize hayırlı, mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun.